metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış bırakmasını bekleriz. Bu yağışla birlikte dolu yağışı da görülebilir bazı yerlerde. Ayrıca kuvvetli rüzgar da olabilir. Yine Kayseri'de olduğu gibi bazı noktalarda da hortum oluşabilir. Buna karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var. Türkiye genelinde bir hafta boyunca da yağışlar devam edecek. Yarın da cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm yük yağışlı olacak. Yine yarın İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in orta kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olmasını bekleriz. Yine bu bölgede bulunan vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlara karşı ani su baskını, fırtına ve doluya karşı tedbirli olmasında fayda var. Pazar günü ise ülkemizde biraz yağış alanı daralıyor. Kıyı Ege, Akdeniz'in, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz civarı, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı olacak. Diğer yerler bir parçalı çok bulutlu olmasını bekleriz. Yine pazartesi gününde yine yağışların kuzey bölgelerde ağırlıklı olarak devam edecek. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar görülecek. Salı günü bu biraz daha azalarak devam edecek. Genellikle Karadeniz'in iç kesimleriyle Trakya kesiminde yağışlar olmasını bekleriz. Bu yağışlı periyotla birlikte hava sıcaklıkları da yine mevsim normalleri civarında olacak. Bizim vatandaşlara uyarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamalarını takip etsin. Bu yağış ve şiddetli yağışlara karşı herhangi tedbirli olmalarında fayda var. MGM'den ve sosyal medya uygulamalarımızdan herhangi bir uyarımız var mı diye arada kontrol etmelerinde fayda var kendi bulundukları yer için. Yurt genelinde önümüzdeki hafta bizi nasıl bir hava bekliyor? Hava tahmini uzmanı Sayın Bayram Doğan'la konuştuk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.